Ramazan ayındayız. Ramazan'da Kur'anlar bol okunuyor. Bu okunan Kur'anlar insanın ahlakını değiştirmesi gerekiyor. Geliniz bu ayda, bu Kur'an ayında bir Müslümanın ahlakındaki özellikler, kriterler ne olmalı? Bunların üzerinde duralım arkadaşlar. Bunu aslında bu konuları tekrar tekrar etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ki kafamızda, hayatımızda otursun. Birincisi arkadaşlar, doğru davranış. Evet. Doğru davranış Müslümanın birinci hayatında, her alanda, yaşantısında, söyleminde uygulaması gereken bir ahlak kuralıdır. Doğruyu bilen doğru inanır. Doğru inanma da terbiye olmuşsa, böyle bir inançla terbiye olmuşsa doğru davranır. Doğruluk İslam'ın ta kendisidir. Herkese karşı doğru olmak zorunda kendini hisseder. Yalan asla söylemez. Bunu öncelikle hayatında ne yapacak? İçselleştirecek. Nitekim arkadaşlar, bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam de en başta gelen özelliği sıdk sahibi oluşudur. Ve bütün peygamberler bu özelliktedir. Sıdk, yani doğru insanlardı. O asla ve asla hayatında şaka dahi olsa yalan söylemedi. Bakınız arkadaşlar, özellikle İslam daveti açıktan yapılmaya başlayınca Peygamber Efendimizin bütün Mekke'deki kabilelere Ebu Kubeys Dağı'nda bir nidada bulunuyor. Hepsini çağırıyor. Alelacele herkes oraya toplanıyor. Diyor ki, ben size şu dağın arkasından bir ordu saldıracak desem bana inanır mısınız? Diyorlar ki, tabii ki inanırız. Çünkü sen hayatta hiç yalan söylemedin. Bak, burası çok önemli arkadaşlar. O dakikaya kadar peygamberi Mekke'de tasdik etmeyen, onun hakemliğini kabul etmeyen, onu sevmeyen hiçbir kişi yoktu. Böyle der demez arkasından şunu söyler Peygamber Efendimiz: öyleyse sizi tek Allah'a kulluğa davet ediyorum. Taşa, toprağa tapmamaya, Allah'a kul olmaya ve onun elçisi Muhammed'in de onun elçisi olduğuna inanmaya davet ediyorum deyince arkadaşlar, orada bir uğultu kopar. Ve Ebu Leheb orada kendi küçülmesi, kendi alçaklığını adeta ifade eden şu sözleri söyler: bizi bunun için mi çağırdın buraya? Ellerim kurusun der. Yani onu adeta öyle bir zoruna gider ki bu sözler karşısında kendini savunmaya geçer. Kendinin varlığını ortaya koymaya çalışır ve o anda hepinizin malumu, tebbet yede Ebi Leheb'in ve teb, Ebi Leheb'in elleri kurusun diye ayet nazil olur. Arkadaşlar, bu olayın içerisinde alacağımız çok büyük ders var. O da nedir biliyor musunuz? Doğruluk herkese göre değişken bir varlıktır. İslam en doğru yol, en mükemmel yol, en yüce ahlak diyoruz ya, İslam'ı kabul etmeyenler içinde söz konusu olay böyle değil. Dolayısıyla orada Peygamber Efendimiz o dakikaya kadar herkes tarafından doğruluğu, yüceliği tasdik edilirken, gerçek doğruluğun temsilcisi ve
tebliğcisinin vazifesinin kendisine verildiğini söylediği an nasıl kıyameti koparırcasına adeta karşı çıkmaya başladılar. Ve bu kıyamete kadar da böyle olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü hak batıl mücadelesi işte Allah Resulü'nün Hira Dağı'ndaki ilk ayetiyle İkra Bismi Rabbikellezi Halak ayetiyle başlayan El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ayetiyle tamamlanan bir yüce ahlak ilkesinin ya içerisinde olur bir insan izzeti şerefi yüceye yüce makama çıkar ya da bu doğruluğu reddeder esfele sefiline varır. Arkadaşlar bu bağlamda bir Fransız düşünür ismini hatırlayamadım şu anda diyor ki gerçekten çok enteresan bir şey söylüyor. Ve iman ediyor bu Tebbet Yede Ebi Leheb'i okuyor. Kur'an'ı araştırıyor. Kur'an tefsirlerini araştırıyor. Ve bu ayete geliyor. Bakıyor ki Ebu Leheb'in iman etmediğini görüyor. Bu ayet geldikten sonra 6-7 yıl yaşadığını hesaba katıyor. Diyor ki vallahi diyor bu Kur'an diyor insan sözü olamaz diyor. Pekala diyor Ebu Leheb o cin fikirli Ebu Leheb diyor. Sırf Kur'an'ın ayetlerini yalan bir noktaya taşımak için, onları geçersiz kılmak için diliyle iman ettiğini söyleyebilirdi. Kalben inkar etmiş olabilirdi. Ve insanların içerisine şu şüpheyi yayabilirdi diyor. Bak ben iman ettim. Benim hakkımda bu ayet nazil oldu. Bu ayeti de Muhammed tekrar değiştiremeyeceğine göre, tekrar kaldıramayacağına göre ne olacak bu ayet şimdi? Ve bu ayet karşısında arkadaşlar ve Müslüman oluyor. Niye? Çünkü Allah koyduğu kuralla, prensiple kıyamete kadar bütün çağlar üstü bir medeniyet ortaya koyuyor. En doğru yol, en doğru hayat tarzı gelen kurallar içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte arkadaşlar, Peygamber Efendimizin de bu bağlamda orada herkes tarafından tasdik edildiği halde İslami tebliğin adeta Ebu Kubeys Dağı'nda Allah'a kulluğu kendilerine ifade edilince, davet edilince orada inkara gittiler. İnkara düşen, işte burada alacağımız ders budur. Bir dakika önce herkes onu tasdik ederken bir dakika sonra orada reddediyorlar ve ondan sonra hayatı boyunca çileli bir hayatı başlamış oluyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz peygamberliğinden önceki dönemde de peygamberliği döneminde de asla ve asla ne yapmadı? Yalan konuşmadı. Bakınız arkadaşlar ayet-i kerime her şeyi ortaya koyuyor. وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Sıdk getiren ve onu tasdik edenler işte onlar muttakidirler. Arkadaşlar takva ehlidirler yani. Yani Allah'a yakındırlar. Allah'ın rızasını gözetenler. Ya görüyor musunuz? Doğrulukla gelenler. Doğru olanlar. Doğru olanlar hayatlarında her zaman muvaffak olmuşlardır arkadaşlar. Bakınız bugün yaşadığımız gerek ülkemizde, gerek siz oradaki Almanya'da, gerek iş sahasında, gerek arkadaşlarımızın arasında eğer gerçekten bu kardeşimiz yalan söylemez, ruhu arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın, idarecilerinizin veya oradaki görevli, sorumlu olan kimseler tarafından bilinse, en hayati tehlike noktasında dahi sizin sözünüze itibar edilecek
ve o hayati noktada Allah size bir çıkış kapısı göstermiş olacak. Bunları örneklerle, hayatımızda bunların örnekleriyle dolu arkadaşlar. Hiç unutmam arkadaşlar, bir arkadaşım Almanya'da şirketin minibüsünü aldım diyor. Arabam yoktu o zaman diyor. Bir işe gittim, kendi işimi görecektim diyor. Oradaki şeften de izin aldım diyor. Giderken diyor, yoldan ters yöne çıktım diyor. Baktım diyor, çok uzayacak yol. Geri geri ani bir manevra yaparak geri geri gelirken diyor, bir ses duydum diyor. Baktım arkadan gelen taksiye vurmuşum diyor. İndik diyor, araba mahvolmuş. Ama benim pick-up'ta diyor pek fazla bir şey yok diyor. Adamın arkadaki arabası önü gitti diyor. Adama ben yalvarıyorum, ne olursun ben hatalıyım, kesinlikle ne gerekiyorsa öderim, kendi cebimden öderim, bak bu araba benim değil, bu arabayla kaza yaptığım anlaşılsa ben bu arabayı da yaptıracağım, kendim yaptıracağım, beni işten atarlar, ben sıkıntı yaşarım dedim diyor. Adam kabul etmedi diyor. Olmaz dedi diyor. Kesinlikle polis çağıracağız dedi diyor. Neyse uzatmayalım. Polis çağrıldı diyor. Çok üzüldüm ve strese girdim. Ve polis gelene kadar adeta diyor ne yapacağımı şaşırdım diyor. Çünkü ben haksızım diyor. Arka arkaya geldim diyor. Polis geldi diyor. Baktı olaya diyor. Hemen yazdı diyor. Arkadaki %100 haksız. Niye? Çünkü arkadan vurmuş oluyor. Oradan ters geri geri gelinmesinin adam hesabını yapmıyor ki polis. Oradan geri geri gelinmez. Öyle bir gelişi kim yapar ki? Öyle bir düşüncesi de yok polisin. Polise dedim ki diyor, bir dakika dedim diyor. O haksız değil, haksız benim dedim diyor. Nasıl yani dedi diyor. Ben diyor yanlış yola girdim diyor. Yol uzayacağından dolayı diyor. Yolu uzatmamak açısından diyor. Manevra yaptım, geriye taktım. Arkadan ona vurdum. Polis şaşırdı. Ne dedi diyor. Tekrar söyle dedi diyor. Tekrar söyledim. Gerçek mi? Böyle mi oldu diyor. Evet diyor. Ama diyor ben ısrar ettim. Polisi çağırma. Kendi aramızda anlaşalım. Bu işi bu şekilde kapatalım dedisem de diyor. Beni dinlemedi diyor. Ben diyor gerçekten işimden olacağım diyor. Beni diyor cezalandıracaklar. Sıkıntı yaşayacağım diyor. Polis diyor cebinden kartı çıkardı diyor. Al kardeşim bu kartı, gel benim yarın yanıma gel. Sigorta işlerini de ben halledeceğim. Şirketi ben arayacağım. Kesinlikle sana hiçbir şekilde zarar da gelmeyecek. Böylesi doğru olan insanlara ihtiyacımız var. Gel Alman vatandaşlığına girmek istiyorsan hemen Alman vatandaşlığına giriş şeyini de yazıp gönderelim dedi diyor. Görüyor musunuz? Bizzatihi bu arkadaş benim samimi bir dostum bunu anlattı. Ya görüyor musunuz arkadaşlar? Yine bir Afganlı Köln'de olan bir hadise. Afganistan'dan iltica etmiş. Gelmiş Köln'de işte yardım kendisine bağlanmış. Birinci ay yardımı almış, ikinci ay almak istememiş. Tercümanla gitmiş. 5-6 tane de çocuğu varmış. Bu Köln'e gittiğimizde biz orada bunu dinlemiştik arkadaşlar. Ya ben gerçekten bu gibi anekdotları unutamıyorum. Önemli anekdotlar bu olaylar çünkü. Gidiyor tercümanla oradaki yardım kuruluşa, Arbeitsamt'a. İşte Sosyalamt'a gidiyor. Sosyalamt'tan tabii oradaki görevli tekrar aylığı uzatıyor, gişeden veriyor. O zaman o dönemlerde mark dönemlerinde oluyor bu. Parayı uzattı diyor. Ben geri gittim diyor. Dedi diyor. Geri verdim, vermiş. Tercümana demiş ki ya bu parayı ben hak etmiyorum. Bu para benim değil. Bu parayı ben alamam. Dedi diyor. Ben ilgilenmez, ben anlamam dedi diyor. Beni ilgilendirmez. Beni aşar. Ben bu size vermek zorundayım. Diyor arkadaşlar. Sonra tercümana diyor ki beni şefe çıkar. Buranın bölüm şefine çıkar diyor. Çıkıyorlar. Diyorlar ki ben bu parayı hak etmiyorum. Ben çalışmıyorum.
Ben iş istiyorum, bana iş verin. Alın terimle çalışayım, benim sizin paranızı da almamış olurum. Ben bu parayı alamam. Sadece iş bulana kadar mutfak masraflarımı ne kadarsa o kadar verin, ben bunu size geri öderim dedi diyor. İnanır mısınız? Giden de tercüman da Türk, Müslümanmış, Afganlımış yani. Orada arkadaşlar adam öyle bir söz söylüyor ki, ya diyor sen hangi dindensin? O şef ona diyor ki sen hangi dindensin? Diyor ki neden? Diyor ki böyle bir düşünceye sahip olan bir insanı ben hayatta ömrümde görmedim de onun için diyor. Senin dinin ne diyor? Benim dinim İslam diyor. Yani İslam böyle mi size emrediyor? İslam'ın hükmü mü bu yoksa kendi örfü geleneğinizin mi görüşü bu diyor? Hayır diyor, bizim İslami görüşümüz, İslami düşüncemiz bu diyor. Ya çalışmadığımız, hak etmediğimiz şeyi alamayız. Gelin görün ki arkadaşlar bu olaya bakın. Şu anda bizim hayatımızdaki, yaşantımızdaki yaptığımız işlere bak. Ya görüyor musunuz? Dolayısıyla arkadaşlar ve o kişiye anında Arbaistamt'ın müdürüne telefon ediyor. Ve anında ikinci gün o arkadaşa iş buluyorlar ve çalışmaya başlıyor. Ya. Ha böyle olmakla beraber arkadaşlar biz doğru olalım. Mutlaka doğru olalım. Yani karşımızdaki ister inançlı olsun ister inançsız olsun. En azından müşterek bir noktamız var. O da nedir? İnsan. Biz insanlığımız gereği karşı taraftaki kişiye doğru bir kimlik sergileyelim ki o kişi iman ehli ise hem muhabbeti kalbinde bize karşı oluşacak hem de hayatında bize güven duyacak ve bu güven duygusuyla birçok işlerimiz kolaylaşmış olacak. Ha iman ehli değil ise en azından vicdani duygusu onu harekete geçirecek ve gerçekten diyecek ki bu konuda doğrudur, yalan söylemez diyecek. Belki birçok olayları başımızdan savmuş olacağız. Mesela bir örnek vereyim. Çalıştığınız yerde arkadaşlar, çalıştığınız yerde siz doğru bir kişilik, doğru bir kimlikle çalıştığınızı gördüğü o şefimiz veya müdürümüz veya iş arkadaşlarımız bizi güvenilir olarak kabul edecek değil mi arkadaşlar? Bizim kendi inancımıza, kendi arkadaşımıza bir iş aradığımız veya tavsiye ettiğimiz zaman bize güvenecekler. Diyecekler ki ya bu adam doğru, bu adam yalan söylemez, bu adam gerçekten sağlamdır diyecekler ve o arkadaşımızın da ne yapmış olacağız? İşini görmüş olacağız. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar hayatımızda doğruluğun yeri çok önemlidir. Yanlıştan korunmak için doğruyu bilmek de gerekiyor arkadaşlar. Doğru bilmek, amel etmek içindir arkadaşlar. Yoksa ben doğruyu biliyorum. İslam doğru dindir. İslam hak dindir. Ben onu uygulamıyorsam o İslam'ın bana faydası nedir?